Kesinlikle keseceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Ümmetin birlik ve diriliş günü olmasına dair dualar eşliğinde tertiplediğimiz bir Kudüs gününüzü tebrik ediyoruz. Ümmetin birliği ve diriliği için cehd ederken şehit düşen tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kudüs denilince dünyada akla gelen ilk insanlardan birisi olan merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamıza da Allah'tan rahmet diliyoruz bu arada. Irkçı emperyalizmin baş aktörü ABD bundan takriben 5,5-6 ay önce Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldılar ve bu kararın gereği olarak da 14 Mayıs'ta bunu gerçekleştirdiler. Yine onunla ilgili bugünkü olduğu gibi basın açıklamalarında bulunduk. Bugün burada yaptığımız bu basın açıklamasıyla tüm dünyaya Kudüs'ün sahipsiz olmadığını ispatlamış oluyoruz. Bugün burada yaptığımız bu basın açıklamasıyla Kudüs'e sahip çıkmak sadece Kudüs'e sahip çıkmak olmadığını deklar etmiş oluyoruz. Biz biliyoruz ki tüm kalbimizle inanıyoruz ki çocuk Gazze'de de çocuktur, Cizre'de de çocuktur. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki Kudüs'e sahip çıkmak Bağdat'a, Şam'a, Tahran'a, Beyrut'a, Kahire'ye, Mekke'ye, İstanbul'a ve Diyarbakır'a sahip çıkmaktır. Biz biliyoruz ki Kudüs'e sahip çıkmak Müslüman ya da değil, tüm mazlumların dertleriyle dertlenmektir. Bugün burada tüm illerde eş zamanlı yaptığımız basın açıklamalarıyla tüm dünyaya terör örgütü İsrail'e çok yakında nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini bir kez daha haykırmış oluyoruz. Terör örgütü İsrail'in Kudüs'ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Allah yaptığımız çalışmalara hayırlara vesile kılsın. Özgür Kudüs, özgür Mescid-i Aksa'da bir gün buluşmak temennisiyle. Allah razı olsun.